geçen sözümüz olunca. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Pendik'in bugün geldiği nokta ile gurur duyuyoruz. Pendik'e emek veren tüm belediye başkanlarımıza, Pendik'in tüm yöneticilerine ve bu gelişmede katkısı büyük olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Ahmet Çin Başkanımızın başarılı çalışmalarının artarak devamını diliyor. Tüm Pendikli hemşehrilerimi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bugün Pendik ilçemizde ilçe kaymakamımızı ziyaret ettik. Ardından da Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çin ve belediye yöneticilerimizle bir araya gelerek onlarla sohbet ettik. Buradan da AK Parti ilçe teşkilatına gideceğiz ve orada da teşkilat mensuplarımızla bir araya geleceğiz. Buradan da İstanbul İl Başkanlığımızın avukatlar buluşması var. Onlarla bir programımız olacak. Onlarla bir araya geleceğiz. Meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz. Biliyorsunuz Pendik benim siyasete başladığım bir yer. Pendik ilçesinde bizim hatıralarımız var. Sayın Başkanımızla birlikte uzun süre siyaset yaptık. Ben Pendik'te belediye meclis üyesiyken Sayın Başkanımız da belediye başkan yardımcısıydı. Birlikte çok çalışmalarımız olmuştu. 99-2000 4 seçimler arasında belediye meclis üyesi olarak görev yapmıştım. 2001'de de AK Parti kurulduğunda AK Parti kurucu ilçe başkanı olarak 2007'ye kadar Bartın milletvekilliğine kadar birlikte çalışmıştık. Tabii ondan öncesinde de Fazilet Partisi'nde ilçe başkan yardımcıları olarak beraber siyaset birlikteliğimiz var. Tabii Bartın milletvekili olunca Pendik'ten biraz ayrı kalmak zorunda kaldık. Pendik'imiz 750 bin nüfuslu, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden ve Pendik gerçekten Erol Kaya döneminden, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana gerek kentleşme, şehirleşme ve gelişim ve kalkınma anlamında çok büyük mesafeler aldı. Pendik çok gelişti, büyüdü, nüfusu bizim o zaman siyaset yaptığımız dönemlerde özellikle 200 bin civarındaydı. Daha öncesine gidersek 90'lı yılların başlarında öyleydi ama hızlı bir şekilde büyüdü. Bu büyümeye oranla da tabii ki belediyecilik hizmetlerinde de Pendik'imiz hep Türkiye'ye örnek oldu. Örnek projeler devam etti. Ve bugün de Erol Kaya sonrasında Salih Kenan Şahin, ardından Ahmet Çin Başkanımız bu bayrağı en güzel şekilde taşımanın gayreti içerisindeler. Pendik'in projeleriyle gurur duyuyoruz. Pendik ilçemizin gelişmesi ve İstanbul'daki diğer ilçelere örnek projeler üretmesi, bütün Türkiye'ye örnek projeler üretmesi çok sevindirici. Bugün de siyasete başladığımız nokta olan Pendik'te Adalet Bakanı olarak ziyaret etmekten duyduğum mutluluğu öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın Başkanımıza, ekibiyle beraber başarılar diliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da şimdi AK Parti ilçe binamıza geçeceğiz. Orada da teşkilatımızla bir araya geleceğiz.
Evet, şimdi Danıştay 10. Dairesi böyle bir karar aldı. Bu karar oy çokluğuyla alınmış bir karar. Sayın Başkan'ın da, daire başkanının da karşı oyu var. Karşı oya da baktığımız zaman oradaki gerekçeleri ortaya koyuyor. Burada tabii Danıştay'ın verdiği bu karar kesin bir karar değil. Bu karara itiraz mümkün. Davalı taraf Ulaştırma Bakanlığı olarak görülüyor. Bu itiraz yapıldığında da Danıştay'ın ilgili dairesinin kararına karşı Danıştay dava dairelerine gidecektir. Ve Danıştay İdari Dava Daireleri de bu kararı değerlendirecektir. Yani kesin bir karar olmadığını belirtmekte fayda var. Kararı şöyle bir baktığımız zaman 2802 sayılı Hakim Savcılar Kanunu'na dayandırmış mahkeme üyeleri, daire üyeleri. Tabii bizim uluslararası yükümlülüklerimiz var. Altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler var havacılık alanında, sivil havacılık alanında. Dolayısıyla bu sözleşmeleri de göz ardı etmemek lazım. Bu anlamda sözleşmeler biliyorsunuz anayasamızın 90. Maddesine göre uluslararası sözleşmeler bir kanunla çeliştiğinde sözleşme uygulanır. Burada tabii takdir itiraz edildiğinde Danıştay İdari Dava Dairelerinin önüne gelecektir. Ve oradan hukuki doğru bir karar çıkacağına inanıyoruz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kabine sonrasında açıklamıştı. Tabii yargımızı güçlendirmemiz, adalete güveni sağlamamız, daha da yukarılara taşımamız ve yargıdaki gecikmeleri en aza indirmemiz, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden hızlı, adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz kesintisiz bir şekilde. Bu anlamda hem teknolojinin imkanlarını yargının hizmetlerine sunma noktasındaki çalışmalarımız devam ediyor. Hem de hakim ve savcılarımızın hem sayısının hem de niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümü de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler. Hem uygulamayı bizzat çalışarak hakim savcı yardımcısı olarak yerinde uzun bir süre, 3 yıl önemli bir süre. Eskiden hakim savcı adayı 2 yıllık bir staj dönemi vardı. Artık adaylık şeklinde değil, bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcılığı dönemi başlıyor. Tabii bir de önümüzdeki yıldan itibaren, 2024 yılından itibaren hukuk mesleklerine giriş sınavı olacak. Hukuk mesleklerine giriş sınavı özellikle hem savunmanın hem de hakim savcının hakim savcı yardımcılığı sınavından önce bu sınava girebilmek için bir ön eleme. Hukuk fakültesi bittikten sonra hukuk mesleklerine giriş sınavını kazananlar hakim savcılık sınavına girebilecekler. Ayrıca avukatlık stajına başlayabilmek için de hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak gerekecek. Tabii bunun yanı sıra şu anda bizim staj döneminde olan yaklaşık 3800 hakim savcı adayımız var. 26, 27, 28. dönem. 3800 hakim savcı adayımız tabii onlar staj dönemi biter bitmez görev yerlerine kuralları çekilecek. Şu anda 23.826 hakim savcımız var. Onlarla beraber yargı teşkilatımız daha da güçlenecek. Tabii sonraki dönemde de 3 yıl sonra da hakim savcı yardımcılığı stajları bittikten sonra hakim savcı olarak kuralları çekilecek, mesleğe kabul edilecek. Tabii yargının diğer personelini de güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da şu anda mülakatları bitmiş olan ve değerlendirme aşamasında olan yaklaşık işte zabıt katibi, şoför, hizmetli, ceza infaz koruma memurları toplamda 20.857 sınavları bitmiş, değerlendirme aşamasında olan yargıyı güçlendirecek personel alımı söz konusu.
Bunların da önümüzdeki birkaç gün içerisinde sınav sonuçları açıklanacak. Yani yargı teşkilatımızın hem personel yapısını hem hakim savcının nitelik ve niceliğini de daha da artırarak yargıya güveni daha yükseklere taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederiz.